2 yıl önce bulduğumuz bu taşa bir müşteri bulduk. Satmak istiyoruz bu taşı. Satmak için sonuçta ben bir çiftçiyim. Gerekli olan süreci bilmiyorum. Devlet büyüklerimizin bize önce olmasını istiyoruz. Taşa Amerika Birleşik Devletleri'nden bir müşteri var. Gramına 3 dolar gibi bir fiyat teklifi var. Bu taşı biz bulduğumuzda zaten Çorum Müzesi'nde de sergilemiştik. Orada da yoğun bir ilgi gördü taş. Şu an taş kendi elimizde muhafaza ediyoruz. Kendi elimizde muhafaza ediyoruz. Müşterisi çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, aynen öyle. Ama dışarı çıkması için tabii ki yani destek ve o süreci biz devletimizden destek bekliyoruz. Yani sonuçta ülkemize bir döviz girecek, şey girecek, ülke ekonomisine katkıda bulunur inşallah. Taşımızı bulduk, incelettik. İçinde 12 tane element oldu. Dünya literatüründe yer aldı. Sertifikası şu an elimizde. Taşın yurt dışından bir talebi var. Taşı satmak istiyoruz biz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Şu anda taşı satmadık da ama şu an müşterisi taş elimizde, var. Aynen, taş elimizde, müşterisi var. Yurt dışına çıkması gerekiyor. Fakat bu yurt dışı sürecinin nasıl olduğunu biz bilmiyoruz. Bu yönden bize bir kolaylık sağlanılmasını istiyoruz yani. Şey yok ki işte. Sürüle sürüle düzelmiştir ha. Bu da. Tabii. Zaten yanarak geliyor bu kalan işte. Çok sağlam bir maden ki işte yanmamış düşün. Diğer parçaları yanmış. Birleştirir. Sen akşam haberi izle dersin ki ben miydim bu? Haber dinledim, sanatı da o işte. O parçayı evde yıkadım mı? Yıkadım. Bu Amerika'ya buradan mı gönderdiniz? Bu parça mı Amerika'ya buradan gönderdik ama çok küçük bir kısmıydı işte. Biz 100 gram diye gönderdik, 560 gramlık bir parça kesmişiz buradan. Ama bunlar çok ağır ya. İçindeki şeylerin parlaklığı belli daha, hala gitmemiş bak. Evdeki yıkanmış parça bile paslanmamış. Da ağır yani. Bunu şöyle alayım atayım dedin. Kaldıramadın. Ne kaldıramadın? Sonra tekrar kucakladın. Yine kaldıramadın. Ne kaldıramadık? Ağırlığından, kütlesinden huylandık. Şöyle bir tut bakayım kaldı. Evet. Çok ilginç. Vay 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 vay. Elim tutturmuş gibi yapayım. Bunun zaten normal bir taş olma ihtimali sıfır abi, gördüğünüz gibi bu parlaklık, bak güneş vurdukça ne kadar parlıyor. Ya bu şu kadarcık parçayı kesmek için 3 tane spiral taşı, elmas uç takılıyor buna. Normal spiral taşı da değil, elmas uç takılıyorlar. 3 tane elmas yiyor bu kadar kesmek için. En son buraya kadar geliyorlar gayrı sıkılıp şu kısmı da vurarak düşürmüşler. Revdet de var. Evet, sende yok mu o ya? Hangisi? Taşın özellik. Abi şu şeyi gönderiyorum. Bak, inceleyen profesörü. Ukle Üniversitesi'ndeki.
içinde aradığınızda geliyoruz. Bizi geliyoruz. Tamam. Ulaşma üzeresi. 10.48'de giden aradı. Alacada'ya yola çıkıp kim bekliyor? Korkunç. Tabii Göktaş'ın burada olması hem arkeoloji dünyası için güzel bir haber. Bundan sonraki bizim de bilim dünyasında bir takım soru işaretleri vardı. Belki onlara cevap da verecek bu Göktaş'ın burada bulunması ve analizlerinin yapılması. O yüzden size teşekkür ediyoruz. Bir an önce analizleri bize ulaştırdınız. İçindeki elementleri ve oranlarını bu sayede bilebildik. Tabii biz bunları hocalarımızla paylaşacağız. Ayrı bir araştırma konusu olacak. Diğer hususta tabii Çorumlu çok ilgi gösterdi evet. Göktaş'ına. Evet. Çorum için sevindirici bir haber. Eminim ki ziyaretçi sayısında da bir artış olacaktır. İnşallah. Göktaş'ın burada olması dolayısıyla.